Tonguç 9. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılıya hazır mısın? Hazır değilim, o yüzden buradayım zaten. Harikasın. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. 9. sınıftaki... Hazır olsaydın burada olmaz mı hocam? Tamam, anladım demek istedin ama 9. sınıfta sözel dersler içerisinde Türk Dili Edebiyatı, tarih, coğrafya arasında bilhassa coğrafya sayısala en yakın ders. Hatta bunu 8. sınıfta bak bu konuları şu anda fen bilgisi dersine gösteriyor. Dolayısıyla birazcık sayısal bir ders coğrafya. Çok kapsamlı gözüküyor. Teşekkür ya. Ederim. Dünyanın şekli, dünyanın yörüngesinin elips olması, dünyanın günlük hareketi, gece gündüzün birbirini takip etmesi, bütün bunlarla alakalı şimdi sana çok güzel bir yazılı hazırladık. Yazılının güzel olur mu? Olur. Neden? Çünkü yazıldan önce yaptığı... Güzel alırsam olur. Evet, yazıldan en iyi yazılı hangi yazılıdır peki Tonguç? Bitmiş yazılı. Harikasın. En iyi yazılı bitmiş yazılıdır. Ama sen yazıldan önce güzel bir prova yaparsan, burada birazdan sana göstereceğim güzel alışımları tek tek çözüp, öğrenip, anlarsan ve birazdan sana vereceğim görevi de tamamlarsan artık sınavda iyi bir not alırsın. Sonrasında da oh be der yoluna devam edersin. Şimdi... Tabloya verilen ifadeleriyle nedenlerini eşleştiriniz diyor. Dünyada gördüğümüz birçok olayın Tonguç, mesela gece gündüz oluşmasının, mevsimlerin oluşmasının, sıcaklık ve basıncın gün içinde değişmesinin bazı sebepleri var. Gel bunları seninle beraber bulmaya çalışalım. Birincisi, gece gündüzün birbirini takip etmesinin sebebi, yani gece gündüzün ardalanmasının sebebi dünyanın günlük hareketidir. Çünkü dünya güneşin etrafında dönüyor tamam, ama kendi ekseni etrafında dönerken bazen bir tarafı karanlık olur, bazen bir tarafı aydınlık olur. Biz buna dünyanın günlük hareketi veya eksen hareket deriz ve bu önemli bir şeydir. Bak bunu sınavda sorarlar. Sıcaklık ve basınç farkları ekvatordan kutuplara doğru değişir. Bak, ekvatordan kutuplara doğru değişir ifadesini gördüğün zaman dünyanın şekli diyeceksin. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru dünya küresel bir şekilde sahip olduğu için ekvator güneş ışınlarını daha iyi bir açıyla alırken kutuplar daha kötü bir açıyla alır ve bazı şeyler değişir. Sıcaklık değişir, basınç değişir. Bunların hepsi birbirine ilintilidir, bağlantılıdır. Dolayısıyla ekvatordan kutuplara doğru ifadesini gördüğün zaman dünyanın şekli maddesine yönelebilirsin Tonguç'um. Fiziksel mekanik parçalanma oluşması ise şöyle bir şey. Diyelim ki şu bir kaya parçası olsun. Bu kaya parçasını bir fırına koy, bir buzdolabına koy, ne olur? Parçalanır gider, kum olur. İşte yeryüzü de gündüz sıcak, gece soğuk olan bazı yerler, mesela çöllerde gündüz hava çok sıcaktır, gecelerin hava çok serindir, eksi derecelere düşer. Bunun sonrası da fiziksel, yani mekanik parçalanma oluşur. Bu da gece gündüzün sonrasında, yani dünyanın günlük hareketi sonrasında olduğunu bilmen gerekir. Dünyanın güneşe olan mesafesinin değişmesi ise dünyanın yörüngesinin elips olmasıyla alakalıdır. Yörünge tam yuvarlak olsaydı bütün mevsimler eşit olurdu. Ama yörünge elips olduğu için Şubat ayı 28 gün çeker. Dolayısıyla da bazı dönemlerde dünya güneşe yaklaşır. Mesela 3 Ocak'ta dünya güneşe yaklaşır. 4 Temmuz'da ise dünya güneşten uzaklaşır. Bütün bunlar dünyanın yörüngesinin elips olmasıyla alakalıdır. Dünyanın tam yarısı gece, tam yarısı gündüz olur. Bu da dünyanın şekliyle alakalı. Bak, gece gündüz oluşması değil. Dünyanın bir yarısının gece, bir yarısının gündüz olması, yani daha gece gündüz oluşmamış. Yani baktığın zaman şöyle düşün. Şurada güneş var. Şöyle hatta güneşi turuncu renk gösterelim. Bak şimdi şu güneş turuncu renk, tamam mı? Şuraya da mavi dünya yapıyorum, tamam mı? Mavi dünyanın şu kısmı karanlık. Niye bu kısmı karanlık? Çünkü güneş ışınları buraya geliyor. Eğer dünya küresel olmasaydı bu taraf aydınlık, bu taraf karanlık olmayacaktı. Ama dünya küresel olduğu için bu taraf aydınlık, bu taraf karanlık. İşte bu taraf aydınlık, bu taraf karanlık dünyanın şekliyle alakalı. Ama dünya bir de kendi ekseni etrafında dönüp gece gündüz oluşması dünyanın günlük hareketiyle alakalı Tonguç'um. Dünyanın yörüngedeki hızının değişmesi ise dünyanın yörüngesinin elips olmasıyla alakalıdır. Buna bağlı olarak da işte az önce söylediğim Şubat ayının 28'ünü çekmesi, 21 Haziran, 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde hepsinin 21 giderken Şubat ayının 23 Eylül olması dünyanın yörüngedeki hızıyla alakalı. Sıcaklık ve basıncın gün içinde değişmesi, bak gün içinde kelimesini görünce günlük hareket edeceksin. Çünkü gün içinde biz gündüz sıcak olduğumuz için mesela öğlen 1-2 gibi hava ısınır, ısı 1-2'yle birlikte. Sabaha doğru hava çok soğuk olur. Bunlar hep günlük hareketin sonucudur. Mevsimlerin sürelerinin değişmesi de yine yörüngenin elips olmasıyla alakalıdır. Bak, mevsimlerin oluşması dünyanın yıllık hareketi ve eksen ekliğiyle alakalıdır. Ama mevsim sürelerinin değişmesi Şubat ayı bizde 28 gün çektiği için, daha doğrusu dünyada 28 gün çektiği için ve Şubat ayında da biz kış mevsimi yaşadığımızdan biz, yani kuzey yarımküre kışı daha az yaşarız. Güney yarımkürede, yani Arjantin, Yeni Zelanda, Avustralya ise yazı daha az yaşar. Çünkü onlar Şubat ayında yaz yaşıyor Tonguç'um. Meltem rüzgarların oluşması ise günlük hareketin sonucudur. Gündüz denizden karaya, gece karadan denize, gündüz ve gece yaşanan bu olaya biz meltem rüzgarları deriz. Niye? Gündüz denizler hemen
ısınmaz. Yavaş yavaş ısınır. Karalar ise hemen ısınır. Soğuk denizlerden sıcak karalara, soğuktan sıcağa bir rüzgar eser. Biz buna meltem deriz. Gecenin de bunun tam tersi olur. İşte bunun temel sebebi günlük hareketidir Tonguç'um. Muson rüzgarları vardır, o yıllık hareketidir. Niye? Çünkü yazın Hint Okyanusu'ndan Hindukuş'a, dağlarına yani Hindistan'a, kışında Hindukuş dağlarından Hindistan'daki Hint Okyanusu'na eser. Bak, yazdan kışa, kıştan yaza kelimelerini gördüğünüz zaman eksenekli diyeceksin ama günlük şeyleri gördüğün zaman günlük hareket diyeceksin. Denizlerde tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara azalır. Ne demiştim az önce? Ekvatordan kutuplara görünce dünyanın şekli diyeceksin demiştim. O zaman söyleyeceğimiz şey net bir şekilde belli oldu Tonguç'um. Şuraya bir kez daha yazmak istiyorum. Şuraya yazıyorum bak tekrar. Eğer ekvatordan kutuplara ifadesini görürsen, ekvatordan kutuplara ifadesini görürsen dünyanın şekli diyeceksin. Bak şekil kelimesini yazıyorum. Eğer gün içinde kelimesini görürsen, günlük hareket edeceksin. Günlük hareket edeceksin. Eğer yıl içinde kelimesini görürsen, yıllık hareket edeceksin. Bu kadar basit. Geriye kalan işte Şubat ayının 28'ünü çekmesi, dünyaya güneşin mesafesi değişmesi, bunlar hep yörüngenin elips olmasıyla alakalı. Şimdi geldik başka bir soruya, başka bir heyecana, başka bir skandala. Diyor ki, aşağıda güneş ışınlarının geniş açısının verildiği grafiklerin ait olduğu özel elemlerin altlarındaki boş alanlar yazınız diyor. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. Demişiz ki burada bak bu adam 21 Haziran'da güneş ışınlarını bayağı iyi açıyla alıyor. Ama 90 dereceye kadar almıyor. Bu da 21 Aralık'ta güneş ışınlarını iyi alıyor. Demek ki bu kesinlikle güney yarım kürede 21 Aralık'ta güneş ışınlarını iyi alıyorsa, bu da 21 Haziran'da iyi alıyorsa, bu da kesin kuzey yarım kürede. Bunları bir kere not düşelim. Şuraya baktığımızda 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarını dik alıyor. O zaman 21 Haziran'da güneş ışınlarını dik alabilecek tek yer 21, 23, 27 kuzey yarımküredeki yer olan yengeç dönencesi. Bunu rahatlıkla bulabildik. Yengeç dönencesi. Bunu yazdık. Peki şuraya bakalım. Bu 21 Mart'ta 90 dereceyle alıyor. 21, 23 Eylül'de 90 dereceyle alıyor. Diğer zamanlarda ise 70 dereceyle alıyor. O zaman bu da güneş ışınlarını 21 Mart ve 23 Eylül'de tek dik dereceyle alabilen, tek 90 dereceyle alabilen yer neresi? Ekvator oluyor. Dolayısıyla ekvatora da dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir şey devam edelim. Aynı zamanda burada bir şey dikkat etmen lazım. Bak 21 Haziran'da 90 dereceli alan yengeç dönencesi dedik. 21 Aralık'ta da oğlak dönencesi alacak. Hocam ne öyle oğlak, yengeç, böyle hayvan isimleri ne yapmaya çalışıyorlar? Yani daha çok burçlara yönelim. Mesela senin burcun nedir Tonguç'um? Benim burcum öküz burcu hocam. Yükselenin nedir? Yükselenim sığır hocam. Yükselenin sığır, çok güzel. Dolayısıyla sen Merkür'ün etkisindesin. Ve dolayısıyla... Geçen hafta Jüpiter'in etkisi. İnandırır mısın hocam? Yani inanır mısın? Jüpiter öyle bir etkiledi ki fena çarptım hocam. Tamam, fena çarpmış olabilir. Şaka bir yana şimdi yengeç ve oğlak dönenceleri. Bak oğlak dönencesi güney yarım kürede 23 paralelinde, 21 Aralık'ta 90 derece alıyor. Yengeç dönencesi güney kuzey yarımkürede 23 derece. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Burada diyoruz ki bu güney yarımküre çünkü 21 Aralık'ta iyi açıyla almış. Bu kuzey yarımküre. Fakat neresi? Bu kuzey yarımküre orta kuşak. Neden biliyor musun Tonguç'um? Birincisi 90 derece yakın alamamış. Yani demek ki yengeç dönencesinin üstünde bir yerde. Bu da yine güney yarımküre orta kuşak. Çünkü niye? Bu da 90 derece yakın alamamış. Yani yukarılarda bir yerde. Dolayısıyla bunları bilmemiz lazım Tonguç'um. Geçiyoruz başka bir soruya. Verilen ifadeleri yandaki şekilde ok yönünde meydana gelenlere göre A yönünde ve B yönünde olarak belirtiniz demiş. Buraya dikkat edelim şimdi. Şunu arıyordum ben de. Güzel. Şurada biraz bu çok evet, sıcak olmuş burası. Evet. Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yol ve tutulma oranı artar demiş. Şimdi bak. Eğer sen ekvatordan kutuplara doğru gidersen, ne olur? Sıcaklık azalır. Sıcaklığın azalmasının sebebi ne biliyor musun? Güneş ışınlarının kat ettiği yol ve tutulma oranının artması. Yani güneş ışınları atmosferde daha fazla vakit kaybettiği için sana fazla ısı yetiştiremiyor. İşte kutuplarda atmosferdeki kat edilen yol ve tutulma oranı fazla olduğu için burada adam A yönüne gitmesi lazım. Yani ekvatordan kutuplara doğru gitmesi lazım. O yüzden cevabımız A oluyor. Güneş ışınlarının geliş açısı 1 diyor. Güneş ışınlarının geliş açısı büyür diyorsa o zaman B yönde gitmen lazım. Niye? Çünkü aşağı doğru inersen güneş ışınlarının geliş açısı büyür. O zaman buraya da B yazıyoruz. Sıcaklık azalır diyor. O zaman yukarı doğru çıkmamız lazım. Çünkü kutuplara doğru gitmemiz lazım. A. Tarım,
orman ve yerleşme üst sınırı yükselir diyor. Yani daha yükseklerde bile tarım yapılabilir, ormanlar olabilir, yerleşme olabilir diyor. O zaman B yönüne gitmemiz lazım. Niye? Çünkü ekvatorda 3500 metrede bile yerleşme olabiliyor. 4000 metrede bile yerleşme olabiliyor. Ama Türkiye'de 3400 metrede artık hava buz gibi oluyor mesela. Alacakaranlık süresi, grup ve tan süresi uzar diyor. Yani romantizm süresi, güneşin doğuş ve batış süresi uzar demiştik. Bu da kutuplara doğru olur. O yüzden doğru cevabımız A oluyor Tonguç'um. Dünyanın dönüş hızı azalır diyor. Dünyanın dönüş hızının azaldığı yer yine kutuplar oluyor, yine A oluyor. Çünkü kutuplara doğru dünya daha, ekvatorda dünya daha hızlı döndüğü için güneşin doğuş ve batış süresi daha kısa. Hemen güneş doğup hemen batı veriyor. Ama kutuplara doğru çıktığımızda dünya çizgisel hızı azaldığı için güneş de yavaş yavaş doğup yavaş yavaş batıyor. Yani alacakaranlık süresi uzuyor. Haritalarda bozulma oranı azalır demiş. Dünyanın şişkin kısmına geldikçe haritalarda bozulma oranı, ekvatora doğru gittikçe bozulma oranı azalıyor. O yüzden burada doğru cevabımız B olacak Tonguç'um. Denizlerde tuzluluk oranı artar diyor. Tuzluluğun oranının artması için denizlerin sıcak olması lazım. Sıcak olması için de aşağı inmemiz lazım. Burada cevabımız B oluyor Tonguç'um. Daimi kar sınırı yükselir dediğimizde ekvatorda daimi kar sınırı 5000 metrede. Kutuplarda ise daimi kar sınırı 0 metrede. O zaman yüksek olması için bizim ekvatora doğru gitmemiz lazım. Yani daimi kar sınırı yüksek olduğu yere gitmemiz lazım. Bu da yine B oluyor. Daimi kar sınırı yükseldiği B oluyor. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar diyor. Tarım ürünleri daha uzun sürede olgunlaşması için daha soğuk olması lazım. Daha soğuk olması için de A yönüne gitmemiz lazım Tonguç'um. Niye kutuplar soğuktu? Gölge boyu uzar diyor. İnsanın gölgesi ne zaman uzar biliyor musun Tonguç'um? Işık iyi gelmediği zaman. Yani yazın gölgemiz kısa olur. Çünkü hava sıcaktır ve ışık iyi gelir. Kışın ise gölgelerimiz uzar. Çünkü hava soğuktur ve güneş ışınları iyi gelmez. Dolayısıyla gölge boyun uzaması için soğuğa gitmemiz lazım. Yine A yönüne gitmemiz lazım. Paralellerin çevre uzunlukları artar diyor. Bak dünyanın en uzun, en geniş paralel dairesi ekvatordur. O zaman ekvatora doğru gidersen paralellerin çevre uzunluklarının arttığını görürsün. Cevabımız B oluyor Tonguç'um. İki meridyen arası mesafe daralır diyor. Meridyenler arasındaki mesafe meridyenler kutup noktalarında birleştiği için kutuplara doğru azalır. Dolayısıyla iki meridyen arasındaki mesafenin azalması için bizim kutuplara doğru yani A yönünde gitmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim buraya. Burada demişiz aşağıdaki tanımları uygun kavramlar ile eşleştirmiş demiş. Birincisi iklim tiplerini ve atmosfer olaylarını inceler demiş. Şimdi burada klimatoloji iklimle ilgili aynen, bilim dalıdır. Klima iklim. Mesela şu anda biz klimayla ne yapıyoruz? İklimi değiştirebiliyoruz. Bak sıcaklığı 18'e çekiyoruz, 17'ye çıkarabiliyoruz. Demek klima kelimesini görünce iklim diyeceksin ve dolayısıyla biz burada doğru cevabımız klimatoloji diyoruz. Hocam klimatolojiyle uğraşan bilim adamları ne denir biliyor musunuz? Klima tamircisi. Hayır, klimatolog ya, diyoruz hocam. Klimatolog. Gerçekten güzel bir cevap verdin. Aferin. Biyolojiyle uğraşanlara biyolog diyorsak, astrolojiyle uğraşanlara astrolog diyorsak, klimatolojiyle uğraşanlara da klimatolog diyeceğiz. Gerçekten zeki, kaliteli ve başarılı bir insansın Tonguç'um. Yeryüzü şekillerini ve oluşumlarını inceler demiş. Burada da tabii ki yeryüzü şekillerini ve oluşumlarını inceleyen dalın jeomorfoloji olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü jeomorfologlar yeryüzünün şekillerini ve... Jeoloji yeryüzüyle alakalıdır. Aferin, tebrik ederim Tonguç'um. Devam edelim. Yeraltı ve yerüstü suları diyoruz. Su deyince aklımıza hidro gelecek. Aynen, bu kadar basit Tonguç'um. Hatta suyun rengi olan mavi. Gerçekten Latince bilmemin faydasını çok görüyorum bu derslerde. Sen uzun yıllar elit bir yaşantıya sahip oldun. Uzun yıllar Roma İmparatorluğu'nda hamamda kas tuttum hocam. Hamamda tellak olarak çalıştın. Yıllarca Romalı zenginlere, Justinian'e, Konstantin'e, yelpaze yaptın. Apollos'a kese attın. Ama faydasını görüyorum. Faydasını derslerde. Şimdi burada derslerde görüyorsun. Tebrik ederim Tonguç'um. Harita çeşitleri ve yararlı... Kartografidir. Harita deyince aklımıza kartlar gelecek. Evet. Kartlar ne alakası var evladım? Ne bileyim hadi. Oyun kartları diyorsun. Aferin, tebrik ediyorum seni. Ve yine bitki ve hayvan topluluklarını inceler dediğimiz. Biyo canlılarla alakalıdır. Biyo canlı olduğu için. Latince bir kelimedir. Tebrik ediyorum. Bunu belirtmek isterim. Latincem çok iyi. Peki Latince bana birden beşe kadar sayarsan gerçekten seni alkışlayacağım Tonguç'um. Undos. Güzel. Trekos. Evet. Pardon hocam. Biliyordun sen. Drokos, Trekos. Hayır ya, normal nasıl da vardı ya. Undos, Tres. Ya oğlum neyse, batırdım gene ya. Neyse devam edelim. Şimdi aşağıdaki ifadelerle parantezle verilen alana coğrafyanın hangi ilkesiyle ilgili olduğunu yazınız demiş. Şimdi Karadeniz'de yükselti ve engebe fazla olduğundan dağınık yerleşmelerin görülmesi, bak fazla olduğundan diyor. Burada nedensellik veya neden sonuç ilkesi diyebilirsin Tonguç'um. Zeytin Akdeniz iklim alanlarını görülür. Zeytin nerede görülür? Zeytinin hangi bölgelere dağıldığını söylüyor. Dolayısıyla dağılış ilkesi oluyor Tonguç'um. Turizm faaliyetlerinin geliştiği yerlerde otelcilik de gelişmiştir. Burada da karşılıklı ilgi olabilir. Bak buradan sınavda sorulur. Buraya bir %99'u çakmak istiyorum. Diğerlerine sorulur ama bu sayfadan hemen bir soruyu yakalamanı isterim. Şimdi
Aşağıda yardımcı bilimler ile coğrafyanın bölümlerini eşleştiriniz demiş. Şimdi fiziki coğrafya doğa ile alakalıdır Tonguç. Beşeri coğrafya ise beşer insan olduğu için ve beşer şaşar dediğimiz için burada insanı ilgilendiren şeylere bakacağız. Şimdi siyasi coğrafya insan olmasa siyaset olmayacağı için siyasi coğrafya beşeri coğrafya ile alakalı. Nüfus coğrafyası yine insanla alakalı olduğu için yani insanların sayısı sayılır. İnsanların sayısını merak ederiz. Hidrografya ise fiziki coğrafyadır. Su. İnsan olmasa da su vardı. Göller, okyanuslar, denizler hepsi vardı. Klimatoloji yine iklimler yine insanlar için kainat insanlar için yaratılmış olsa bile burada iklimlerin insanlarda olmasa olduğunu bileceğiz. Biyocoğrafya yine canlılar yine fiziki coğrafyaya girer. Tarihi coğrafya ise yine insanlarla alakalıdır. Çünkü tarihte yaşanan olaylar hep insanla alakalıdır. Şimdi haritada verilen şehirlerde güneşin aynı anda farklı konumlarda yer almasının temelleri nedir yok? Aynı anda diyelim ki saati hepsinde saat atıyorum 12. Saat 12 ama burada güneş 12'deki gibi tepede burada ise biraz ileride burada ise bayağı bir ileride. Nasıl olabiliyor böyle işte bu kadar olamazsa burada biraz resimde siz görün diye böyle yaptık ama normalde olacağı şey şu. Çünkü Türkiye'de en doğusu en batısı arasında 1 saat 16 dakika fark var. Yani İzmir'de saat 12 iken Van'da güneş batıyor olamaz. Ama şöyle diyelim mesela İzmir'de saat 12 iken yani İzmir'de güneş tepedeyken 12 iken Kayseri'de biraz daha ileridedir. Van'da ise biraz daha ileridedir. Şimdi bunun sebebi nedir diye soruyor adam bize. Bakın şöyle olduğu zaman saat 12 olmuş oluyor. Şimdi dünyanın şekli tabii ki de değil. Niye? Çünkü dünyanın şekli ne kadar küresel de olsa dünya kendi ekseni etrafında dönmezse böyle bir şey yaşanmazdı. Eksen ekliğiyle mevsimler oluşuyor. Bu da değil. Dünyanın dönüş yönüne baktığımızda dünyanın dönüş yönü tabii ki ister istemez dünyada dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda yerel saat ileri, Van'da saat 1 iken Kayseri'de atıyorum 12.30 oluyor. İzmir'de ise 12 oluyor. Neden? Çünkü dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş önce doğuda doğuyor ve doğuda yerel saat ileri. Yani doğuda yerel saatin ileri olmasının sebebi, güneşin önce doğuda doğup sonra doğuda batmasının sebebi hep dünyanın dönüş yönüyle alakalı. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. Dünyanın yıllık hareketi ve dünyanın yörüngesinin şekli burada yanlış seçenekler oluyor. Şimdi sana bir ödev veriyorum Tonguç'um. Birincisi 0'dan 9'a coğrafya kısmında burada sayfa 10'dan başlayacak şekilde hemen bu kısımları zaten biliyorsun ama bilhassa şu kısım alt dallar. Sayfa 16 buradan soru gelecektir iyi bilmelisin. Aynı zamanda coğrafyanın önemi ve gelişimi ve tarihsel seriyle alakalı sayfa 18'deki bazı bilgileri bilmeni isterler. Dünyanın şekliyle alakalı burada süper yöntemler var ve burayı çok iyi çalışması Tonguç. Çünkü burada sayfa 20'den soru çok net gelecek. Dünyanın şeklinin sonuçları sayfa 22 sana sorulacak. Dünyanın enlemin etkilerini de bu şekilde sana sorabilirler sayfa 24'te. Dünyanın güllük hareketinin sonuçları 26'da sana sorulacak. Sayfa 28'de dünyanın konumu ve yörüngenin elips şeklinin sonuçlarını soracaklar. Eksen ekli ve yıllık hareketten %100 soru gelecek. Dolayısıyla sayfa 30 önemli. Bazen 21 Haziran 21 Aralık durumlarını karşılaştırabiliyorlar. Hangisi 21 Haziran hangisi 21 Aralık sorabiliyorlar. 21 Haziran'da yengeçe geldiğini 21 Aralık'ta oğlak geldiğini bilmeni isteyip dünyanın resmi üzerinden soru sorabiliyorlar. Dolayısıyla sayfa 32'ye ve yanındaki alıştırmalara çalışmalısın. Yıllık hareketle alakalı grafikleri biz az önce yazılımımıza sorduk. Yine bu grafikler üzerinden sana sayfa 34'teki sorular gelebilir. Paraleller ve meridyenler arasındaki mantık, yerel saat hesaplamaları, Türkiye'nin mutlak konumu, Türkiye'nin göreceli konumu, harita ve okuryazarlığı kısmına kadar gelmelisin. Eğer hocanız daha ilerisine geldiyse yani ölçek kısmına kadar gelse oralara da çalışmalısın. Ölçekle alakalı bilgileri de mutlaka sayfa 50'ye kadar çalışmalısın. Aynı şekilde Tonguç'um aynı şekilde tak coğrafyada da aynı konularla alakalı sana ödev vermek zorundayım. Çünkü sınavda başarılı olmanı istiyorum. Sayfa 13'ten burada tabii birinci ünite çok uzun. Birinci ünite dünyanın yıllık hareket, günlük hareket her şey var. Yerkürenin şekli. Burada bir ikinci bölüme geçmeden bir yazılımız var. Yazılıyla mutlaka çözmeni istiyorum. Mutlak konum, göreceli konum nedir? Bu koordinat sistemleri, paralelleri de bilmeni istiyorum. Ve burada paraleller ve koordinat sistemiyle alakalı da bir yazılımız var. Yani sayfa 50'ye kadar, hocanızın geldiği yere kadar çalışmalısın. Sayfa 13 ve 50 arasında yine tak coğrafyadan sana ödev. Hadi bakalım şimdi ödülü sorumuzu yap. Yorumları yolla. Sana güveniyorum. Teşekkür ederim hocam.